Bir bakalım. P, D ve B'yi karıştıran öğrenciler için bir çalışma bu. Biz renklendirdik ve pembe bir kulemiz oluyor, değil mi? Çok şahane bir kule. Nasıl yaptığımızı anlatalım mı? Hı hı. Tamam, onlar da öğrensinler. Şimdi bu alttaki iki kare, üçüncü karede tamamlanıyor. Yani P, D ve B. Değil mi? Burada B var, D var. Ne lazımmış? P. P lazımmış. Şimdi buraya geçtik. D var, P var. Eksik olan? Babanın. Evet, babanın B'si. Peki burada P var, P var. Var. Burada eksik olan gene? B. Evet. Bazen şurada olduğu gibi... Nerede? Ha. Yan yana iki tane gelebiliyor. O zaman da yine eksik olan iki taneden ne var burada? B, B var. D ya da P'nin birini tercih edip yukarı yazıyoruz. Çok şahane bir kule yapıyoruz. Renklendirdim çünkü buralarda bu üç karenin birlikte hareket etmesi gerektiğiyle ilgili netlik sağlanması gerekiyordu. Farklı renklerde bu karelerin birlikteliklerinin ayırt edilmesini sağladı. Güzel oluyor mu? Çok teşekkür ederim. Bence şahanesin. Devam edelim mi? Hı-hı. Nasıl yaptığımızı bir de sen göster. Şimdi bir bakalım. Bu B. D. Dikkat et. D. Baban. P. Pardon. P. P. Evet. P. D. Babanı. B. B. Hangisi eksik onu göreceğiz şimdi. Evet. Peki. Hadi bakalım burası, diğer sırayı bitirdik. Burası yeni sıramız. Bunu bir öğretelim. Hı hı. Herkese anlatalım. Hangisi var? B. P ya. P. Yok. Evet. Papatyanın P'si yok. Hı. Şimdi burada ne yok? Daha kolay ayırt edebiliyor üst kareyi öğrenci. Dedenin. D olabilir, P olabilir. Sen D. onu mu seçtin? D. Tamam. Kabul ettim. D. Dur. Oh, haklısın hayatım. Teşekkür ederim. Burada ne var? Eksik olan nedir? Kontrol et. Babanı. Eminsin. Evet. Komşu. Var. Var. Pıyo. Var. Var. Şu an dokunduğum var. Ne yok? Dedenin. Evet. De yok. Bunu çok daha sadeleştirebilirsiniz. Bunun küçük kuleleri de var. Ben bu kuleyi özel olarak kendim uzun yaptım. Yani üzerinde uğraşılmış bir kuledir. Muhtemelen sayılar üzerinden bu çalışmayı göreceksiniz internette. Ama ben içindeki sayıları silip uyarlama yaparak bunu yani sağda solda bulma imkanınız yok. Kendiniz yaparsanız benim gibi çok daha renkli, etkili materyalleriniz oluyor. Şimdi kuzum devam edelim mi? Hı. Hadi. B. Dikkatli B. oku. Babanı. Dikkatli oku. Hı. Bu nedir? P. Evet. P. Evet. D. Evet. Babanın yok. Evet. B. Yok. Babanın B'si yok. Yok. Aferin sana. Bak bakalım. Bu sırayı biz bitirelim de hı. öğretelim değil mi herkese? Baba bu P. D. Baba. Evet. Peki burada hangisi yok canım? P. P yok evet. Kesinlikle onu koymayı unutmuşlar. Hemen hallettik. Sonra? Dedenin yok. Wow. Hızlıca buldun ama ya sen eksiği. Böyle giderse bütün şeftaliler senin. Biz şeftali yiyoruz da. Babanın. Emin misin? Yok. Son kararın mı? Babanın. Evet ya ben seni şaşırtıyorum. Özür dilerim. Öğretmen seni şaşırtabilir. Demin sana ne yaptım? Etrafta şarkı söyledim. Evet. Yine söyleyebilirim. Hı-hı. Farklı konuşabilirim. Lütfen buraya odaklan. Hı-hı. Evet. Burada ne var canım? P ya. Hadi eksik olanı yazalım. P. Ne eksikse onu yaz. P. Ben sana her zaman yardım edemem. Kendin karar verip devam edeceksin. Dedenin yok. Emin misin? Bir bak buraya, buradakilere bak. Bazen bu görseli kullanmayabilirsiniz de ama biz kullanıyoruz. Çünkü performansımız şu an bunun için uygun. P, P dedenin yok. Bir bak bakalım buradaki harfleri bir kontrol et. Sonra burada eksik olanı yukarı yazalım. Hı. Bu var aşağıda. Var. Evet. Bu? D.
Evet. Eksik olan? B. Dikkatli ol bak. Bir daha konu. Evet canım. Evet. Çok teşekkür ederim. Sonra bu kuleyi yukarı kadar kendisi evde yapacak zaten. Nasıl? Keyifli mi? Hı-hı. Zor mu? Ya. Yapma ya. Kolay bir şey mi sordun evet. ya? Niye ben sana hep kolay soruyorum? Ya da sen mi çok çalışkansın acaba? Evet. Hangisi? Hikaye okudum o için. Hikaye okuduğunda D, P ve B'leri daha mı iyi ayırdın? Evet. Peki hoşça kalın diyelim mi herkese? Evet. Hoşça kalın. Bizi izlemeye devam edin. Söyle. Devam edin. Biz sizin için burada olacağız. Evet. Ve güzel, evet. eğlenceli videolar. Videolar çekeceğiz. Videolar. Çekeceğiz. Geçiriyoruz. Evet hayatım. Teşekkür ederim. Merhaba arkadaşlar. Merhaba değil. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Evet. Bay bay. Sağlıklı günler dileyelim. Sağlıklı günler dinliyoruz.